Ben rahatsızım. E, ameliyat olamadım. Bacağımda rahatsızlık var. E, bir iş kazası geçirdim. Geçen sene Kurban'da. Ve bu sebepten dolayı çalışamıyorum. Diğer ev sahibi mağduriyetimi kabul etti. Tamam mı? Ona kira borcumu her şeyimi öde ödemiştim. Herhangi bir sıkıntımız yoktu. O da evini sattı. E, bunun üzerine ev sahibi belirli bir zamandan sonra tanıdım ben bunu. E, belirli bir zamandan sonra işte hani 6 ay 7 ay falan geçmişti. Ee, biz de dedik ki böyle böyle ben çalışırım öderim. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani kendimi toparlayana kadar bana müsaade edin. Boşaltmayayım ben evi dedim. E ee, onlar da bir sözleşme sağladılar bana. Ama bu sözleşmenin doğrultusunda icraya verdiler beni. Ve bir buçuk ay içinde tahliye kararı geldi. Ben dedim böyle söylememe rağmen hala e, ısrarla evde, evi boşaltmamı istediler. Son bir hafta geldiklerinde işte polis kararıyla her çilingir lan gelip kapıyı kırdılar. Zorla çıkartıldım. Aynen zorla bu şekilde çıkartıldım tahliye kararıyla. İki gündür bu haldeyim. Dışarıdayız işte konu komşu yardımcı oluyor. Ya yani bundan önce de konu komşum yardımcı oluyordu bana. Herhangi bir hani gelirim olmadığı için konu komşu bana destek oluyordu. Gördüğünüz gibi şurada kanepede yatıp kalkıyoruz yani şu an. Anlatabileceğim bu kadar. Daha fazlasını söylemek istemiyorum yani. Yemeğe kendim yani. yeme içme konu komşu getiriyor. O şekilde sağlıyoruz. Bir şey yapamıyoruz yani şu an. Konu komşum yardımcı oluyor. Çayımızı, her şeyimizi, sabah kahvaltımızı olsun, ne bileyim, onlar getirip götürüyorlar. Herhangi bir sigorta gelirim şey, bir şeyim yok yani. Sigortam yok. E, normal inşaat sektöründe çalıştığım için e, olursa oluyor, olmazsa olmuyor. Bakalım ben de kendim hani bu şekilde olmama rağmen gidip görüşeceğim yani. Her şeye rağmen gözü aldım yani. Eşim, çolum, çocuğum dışarıda kalmasın istiyorum yani.